Herkesin bir zayıf noktası vardır Maraşlı. Seninki ne? Zayıf noktan varsa bu mesleği yapamazsın. Hangi mesleği? Askerliği. Sonuçta hepimiz insanız. Elbette. O yüzden sevebilirsin. Özleyebilirsin. Ağlayabilirsin. Ama bunlar senin zayıf olduğunu göstermez. Bunlar sadece aynaya baktığında sana insan olduğunu hatırlatan duygular. Yani Zeliş senin zayıf noktan değil, öyle mi? Bir soru sorduk sana. Zeliş benim canım. Onu biliyoruz. O yüzden buradasın zaten. Zeliş senin zayıf noktan mı Maraşlı? Zeliş benim kızım. Zeliş senin zayıf noktan mı Maraşlı? Bakın Zeliş'e bir şey olursa... Yaşayamaz mısın? Ne yaparsın, yakıp yıkar mısın ortalığı? Zeliş seni... Zayıf... Yeter! Herkesin bir zayıf noktası vardır. Eğer sevdiklerin zarar görmemişse... sevdiklerinin zarar görmesinden korkmadıysan... herkesin bir zayıf noktası vardır bayan. Ben hariç. Bu itirafını kaydediyorum. Hay hay. Nasıl isterseniz. O zaman Zeliş'ten bahset bize. Mesela o doğduğu zaman ne hissetmiştin? Şırnak'ta dağdaydık. 3 gündür yürüyorduk. 3 gündür yürüyorduk. Feci bir diş ağrısı çekiyordum. Feci bir diş ağrısı çekiyordum. Yürürken dayanamayıp bir kayanın dibine sindik. Sağ olsun ekipten bir sıhhiyeci arkadaş eski bir penseyle çürük dişimi söktü. O dişi kökünden sökerken kıkım bile çıkmadı. Çıkan bütün kanı yutmak zorunda kaldım mecbur. Ama o geceyi hiç unutmuyorum. Çünkü o gece... Zeliş'imin doğum haberini aldım. İyi ki doğdun Zeliş. İyi ki doğdun benim güzel kızım. Kucağında yeni doğmuş bir nefes oldun da... ve o nefes senden bir parça oldun da... bütün arılar gidiyor. O gün, o vakit. Ondan başka bir şey önemsemiyorsun. Zeliş senin zayıf noktan mı Maraş'ta? Thank you.
Sence söylemeli miyiz bunu babamlara? Bu saklanacak bir şey değil. Herkes bilmeli. Bu adam nereden baksan sizin aileye savaş açmış. Ki kendince bir şekilde haklı sebepleri de olabilir. Böyle bir süreçte en doğrusu dikkatli olmak. O yüzden git ailenle konuş. Tamam, konuşacağım. Ama sen de gel benimle. Olur. Hoş geldiniz. Size söylememiz gereken bir şey var. Önemli. İnanmıyorum. Bu kadar çabuk mu ya? Abi ne diyorsun ya? Önemli diyorum. Hepimizi ilgilendiriyor. Söyle kızım. Hay Allah. Ben de bize güzel haberler vereceğinizi düşünmüştüm. Gerçek bakış açısına göre değişir tabii. Mağrur korkutma bizi. Hadi söyle. Biz bugün Maraşlı ile bir şey öğrendik. Eski ortağın Ömer'le alakalı. Ya kapanmadı mı o mesele hala? Ne oluyor Maraş'ta? Kızınızı dinlerseniz iyi edersiniz Aziz Bey. Savaş hayatımıza tesadüfen girmemiş olabilir baba. Ömer'den savaşa geçtik. Hadi hayırlısı. Yani bilmiyorum, emin değilim ama benim çektiğim fotoğraflar sadece bütün bu olanların fitilini ateşlemiş olabilir. Çünkü Savaş Ömer'in oğluymuş. Abi nereye? Bir dakika şimdi, ben anlamadım. Bu Savaş Ömer'in oğluysa bundan bize ne? Yani babasının hapse girmesinden seni sorumlu tutmuyor herhalde, değil mi? Galiba. Ama bu çok saçma. Yani sonuçta senin bir suçun yok. Tabii canım. Benim Ömer'le ne alakam olabilir? Ömer bir halt etti, sonunda da hapse girdi. Allah kahretsin. Sen bunları nereden öğrendin kızım? Ömer hapisteyken evlenmiş baba. Evlendiği kadının izini sürdük, o söyledi. Hayatta mı hala? Yaşıyor. Ama biraz hasta. Biz de bu kadına güveniyoruz, öyle mi? Evet baba, güveniyoruz. Aziz Bey, kızınız haklı. Kadın hasta. Ama büyük ihtimalle Savaş onun oğlu. Bizimle uğraşmasının sebebi bu demek. Büyük ihtimalle. Aklı sıra intikam alıyor. Neyin intikamıysa. Baba, ne oluyor? Ben bahçedeyim.